Herkese merhabalar, ben Banu, hoş geldiniz. Bu videoyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekiyorum. Daha önce çekmeyi planlamıştım, lakin araya ufak bir rahatsızlığım girdi. Covid oldum ama çok şükürler olsun ki ayakta atlattım çünkü 3 tane aşım vardı. Onun için bir hafta ara vermek durumunda kaldım, sizlerden özür diliyorum. Bu videoyu bugüne yetiştirmek istemiştim aslında ama kısmet olmadı, bugün çekmek kısmet oldu. Ve hızlıca montajını yapıp kanala yükleyeceğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ki özel günlere pek inanmayan bir kişi olarak ya da sadece o gün bir şeylerin ön plana çıkarılmasını pek tasvip etmiyorum ama hatırlamak için de iyi oluyor. Bu videoyu da değerli arkadaşlarım, tabii ki beyefendiler de izleyebilir elbette ki ama bu video kadınlara özel bir video. Bu video beni takip eden, gerek Instagram'dan, gerek LinkedIn'den, yani tüm sosyal medya hesaplarımdan, gerek buradan takip eden, beğenen, bir şekilde ilham alan, sevdiğini söyleyen, ki bu arada hasta olduğum süreç içerisinde çok güzel DM'lerinizi aldım. Çok güzel mesajlar gönderdiniz. Çok teşekkür ederim. Yıkılmadım, ayaktayım. Yaşıyorum çok şükür. Yine karşınıza geçmek, bu kameranın karşısına geçmek ve aynı enerjiyle kaldığım yerden devam etmeyi Allah nasip etti. Tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Sağlık çok önemli. Bu sosyal medya kanallarından beni takip eden, benim yaşıtım olanlara, belki daha büyük olanlara, her yaştan, her konumdan kadınlara bazı önerilerim var. Onun için bu video hanımefendilere özel. İş hayatında yıllardan beri, 20 yıla geliyor, 19 yılı doldurduğum yıllardan beri tek başına ayakta olan bir kadın olarak ve hayatındaki son 4 senesini ise bir kadın girişimci olarak yine tek başına sürdüren bir kadınım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili elbette ki ahkam kesmek, işte bir şeyler şöyle yapın, böyle yapmayın demek bana has değil, yani olmaz da zaten. Herkesin hayatı kendine ama belki bu önerilerim, bu tavsiyelerim sizler için de faydalı olur düşüncesiyle bu videoyu çekmek istedim. Notlarım önümde ve bunların üzerinden giderek belki kariyerinde ilerleyen ya da kariyerinin başında olan kadınlara bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Ya bazen deniliyor ki biraz girişken kısa kes. Yine kesemedim. Özür dilerim. Beni böyle sevin lütfen. 2 dakika olmuş. Ben daha giriş yapmadım. Evet, giriyorum. Şu anda videoya giriyorum. Değerli hanımefendiler. Biriyle birlikte olmak için beraber olmayın. Bir ilişki kriteriniz olsun. Bir standardınız olsun. Ya da standartlarınız olsun. Ya kötü bir şey mi deniliyor bu bazen ya da bak yalnız kalırsın sonunda ya da böylesin deniliyor. Hiç önemli değil. İnsanın belirli standartlarının olması bazı şeylere hiç tahammül etmediğinin göstergesidir. Bunlar hayatınızdaki çizgiler, değerleriniz olabilir, hayalleriniz olabilir, istekleriniz olabilir, beklentileriniz olabilir. Bunlar çok normal. Bunlar olmayacaksa ilişkinin hiçbir anlamı yok zaten. Normalde de yalnız yaşıyoruz zaten. Bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz. Ama ilişki denilen şeyin mutlaka her iki tarafında aslında kalbini, duygusunu, hayatını güzelleştirmesi gerekiyor. Yani sadece bir ilişkim olsun ya da evlenmek için evleneyim, işte beraber olmak için beraber olayım demeyin. Birisi kendinize saygınız olsun. Birlikte olacağınız arkadaşları seçin, birlikte olacağınız erkeği seçin, evleneceğiniz erkeği seçin. Mutlaka etrafınızdaki insanları seçin. Ben yıllar önce bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almıştım. Yani böyle çok sosyal olmak, 1000 tane arkadaşı olması falan, bir insanın 1000 tane arkadaşı olamaz. Bir insanın 100 tane arkadaşı da olamaz. Onu da açıklıkla söyleyeyim. Yani bir insanın şöyle hayatında özgül ağırlığı olan 3-5 tane arkadaşının olması bile yeter. Böyle çok sosyal kelebek olacağım diye oradan oraya atmaya da gerek yok insanın kendisini. Arkadaş oburu olmamak lazım fit kalmak istiyorsak, çünkü Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var, pek severim diyor ki insanları tanıyan yalnızlaşır. O kadar doğru bir laf ki bu. Kendinizi yalnızlığa hapsetmek ayrı bir şey, bilerek isteyerek etrafınızdaki insanları, birlikte olacağınız insanı seçip
belirli seçilmiş kaliteli bir yalnızlık yaşamak ayrı bir şey. Bunu da karıştırmamak lazım. Daha sonra pişmanlık duyacağınızı bildiğiniz ya da hissettiğiniz şeylerden uzak durun. İnsan bu hata yapabilir. İnsan bu bir kendisiyle çelişebilir. İnsan bu her şey insana mahsus. Fakat sizi tutan, bazı şeylerden alıkoyan bir iradeniz olmalı. Bir inancınız olmalı. Neye inanıyorsanız inanın. Hangi dine mensup olursanız olun. Burada mevzu o değil. Burada mevzu sizin kendi iradeniz, kendi irade gücünüz, inançlarınız. Yani bir şeyi doğru ya da yanlış bulmanız. Yanlış olanlardan uzak durmanız, doğru olanları hayatınıza katmanız gibi. Özgürlük, işte modernlik adı altında böyle her şeyi yaparımcılıktan uzak durun. Bunu ben sosyal medya hesaplarımda defalarca dile getirdim. Bu insanın şirazesini kaydıran bir durumdur. Yani ben çok özgürüm ya, ben çok modernim, onu da yaparım, bunu da yaparım, her şeyi yaparım, hayat bana güzel. Yok, öyle değil. Bu ruhu teflonlaştırıyor ve teflonlaşan ruh şirazesini kaydırıyor. Şirazesini kaydıran ruh acı çekiyor. İnsan çok özgür bir varlık değildir. Belirli normlar, belirli çizgiler olması, ilişkilerde, hayatta, ahlaki normlarda, değerlerde, bunların hepsi insanın bu öz fıtratına dahi şeylerdir. Yani insan kendi fıtratını gerçekleştirmek için bu dünyadadır. Ve aslında o fıtratına aykırı davrandığı her şey onun şirazesini kaydırır. Farkında olmaz. Lakin eninde sonunda hayat bunu ona hissettirir arkadaşlar. Mesleğinize sahip çıkın. Bir mesleğiniz olsun. Biliyorum çok zorluklar var bu coğrafyada. Dünya üzerinde de öyle. Ama size ilham veren, beğendiğiniz, hoşunuza giden, olmak istediğiniz yerlerde olan kadın figürlerini takip edin, izleyin. Ya sosyal medyada bile ayrımcı olun. Yani ayrımcı olun derken seçici olun manasında söylüyorum. Yani boş beleş şeylere değil de hakikaten dediğim gibi size ilham veren, size bilgi veren, sizi gerçekten hani o gün birkaç saniye bile olsa düşündüren, bir şeyler katan hesaplardan hesapları takip edin. Böyle insanları izleyin, dinleyin. Ve kendi mesleğinize zor da olsa, bazen aşındırıcı da olsa sahip çıkın. Ara verseniz bile sahip çıkın. Yolunuzda başarıyla ilerlemenize engel olan, köstek olan ve dahi baskı yapan ve tüm bunları da sizi sevdiği için yaptığını söyleyen erkek varsa hayatınızda, öyle bir erkek, ayrılın. Bu sevgiliyken, bu erkek arkadaşken, bu eşken nispeten daha kolay olabilir. Ama ailenizin bir ferdi böyleyse, kardeşiniz, abiniz, babanız, bu zor. Bir şekilde kendini o ortam içerisinde de var etmek durumunda kalıyor. Ama söylediğim gibi size bunları hissettiren, size köstek olan, sizi iyi olduğunuz için suçlu hissettiren ya da mesleğinizde iyi, mesleğinizde başarılı olduğunuz için kötü hissettiren bir erkekle beraber olmak zorunda değilsiniz. Karşınızdaki erkekten daha başarılıysanız, daha çok kazanıyorsanız, ki mümkün bunlar, sırf ilişkiniz sürsün diye kendinizi azaltmayın. Bu iş hayatında da yaşanıyor, bu özel hayatta da yaşanıyor. Başkaları bir şeyler diyecek diye, başkalarına daha iyi görüneceksiniz diye, buna erkek arkadaşınız da dahil, buna sevginiz de dahil, eşiniz de dahil, daha iyi gözükeceksiniz diye kendinizi azaltmanız, kendinizi olduğunuzdan az göstermeniz ya da hiç göstermemeniz kabul edilemez. Hepimiz için aynı şey geçerli. Dediğim gibi altını çizmek istiyorum. Amacım burada bir şeylerin ahkamını kesmek, bir otorite, bir guru falan olmak değil ya. Herkes kendi hayatında, ben de kendi hayatımda bir şekilde yaşıyorum işte. Ama 40'lı yaşlarımın başındayım ve belirli bir hayat tecrübesi edindiğimi düşünüyorum. Bunları da beni seven, takip eden ya da bir şeyler öğrendiğini söyleyen insanlarla paylaşmayı da ben çok değerli buluyorum. Onun için bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Sizi madden ve manen azaltan bir erkekle beraber olmayın. Sevgi nobran değildir, sert değildir, bencil hiç değildir. Sevgi yumuşaktır, sevgi sıcaktır. Böyle şeyleri hissettiğiniz ortamlarda bulunun lütfen. Sizi naifçe seven, bunu hissedersiniz.
ilgiyle seven, özenle seven bir eşiniz olsun, bir erkek arkadaşınız olsun, bir sevgiliniz olsun. Umarım hayatınızda sizi böyle seven insanlar olur. Sizinle sürekli yarışan, ben ona şey diyorum, söyleyeceğim şimdi ama tabii aramızdaki samimiyete binaen, yani sizinle silik yarıştıran, efendim, sizinle böyle kendini aynı kulvarda görüp de böyle sizinle yarıştığını zanneden, böyle hissettiren tüm insanlardan uzaklaşın. Özellikle bir birliktelik bir yarış değildir. Bir güç birliğidir. Bir birlik yapılacaksa o bir güç birliğidir. Bir yarış değildir. Birinin diğerinden daha iyi olduğu ya da birinin diğerine daha iyi olduğunu ispat ettiği böyle bir güç savaşı değil, güçlerin birliğidir. Bunu unutmayın. Toplum ya da aile baskısıyla evet yapılıyor bu, yaşanıyor bu, bunu biliyorum. Mümkün olduğu kadar kendi duygularınızla kendinizi hazır hissettiğinizde evlenin. Kendi duygularınızla yeni ve kendinizi hazır hissettiğinizde bir çocuk sahibi olun. Tabii ki karşınızdaki eşinizin, partnerinizin de görüşleri ve duyguları çok önemli bu noktada ama kendi tercihlerinizi kendi zamanınızda, kendi ritminize uygun bir şekilde yapabilme cesaretini ve özgürlüğünü yaşayabilmeyi diliyorum. Çünkü herkes farklı ailelerde, farklı kültürlerde, farklı bakış açılarıyla büyüyor, gelişiyor. Farklı kültürlerin o DNA'sını alıyor. Buna göre herkes kendi yolunda ilerliyor hayatta. Her insanın bir iceberg'i var. Yani bir görünen yüzü var, bir de bir o kadar görünmeyen yüzü var. Yani etrafınızdaki insanların, hayatınızın her alanındaki, etrafınızdaki insanların, birlikte olduğunuz erkeğin, böyle yaşına, parasına, çok iyi konumda olabilir, çok iyi okullardan mezun olmuş olabilir, çok başarılı olabilir vesaire ama böyle çok vitrinine değil de iklimine göre o insanla birlikte olun. Çünkü insanlar iklim iklim ve iklimler de kendi içinde değişken. Hepimizin inişleri çıkışları var. Onları tamamıyla benimseyecek insanlarla birlikte olun. Bu çok önemli. Böyle şeylere göre karar vermeyin. Yok efendim şuradan mezunmuş da size iyi davranıyor mu? Yok efendim şurada çok başarılı bir konumdaymış da size karşı kaba sabaysa çok da umurumuzdaydı yani. Ya da çok zengin diyelim. Ama öte taraftan size o hissettiğiniz ilgiyi, istediğiniz ilgiyi vermiyor. Ya, böyle kapalı, soğuk, garip bir insan. O zaman istediği kadar parası olsun arkadaşlar. Bazı şeylerle ya bu bir tercih meselesi gene de öyle söylemek istiyorum. Bu bir tercih meselesi. Kulunuza, eğitiminize önem verin. Bir meslek sahibi olun dedim ya ya da bir mesleğinize sahip çıkın. Önemli bir şey bu. Bazen okullar yarıda kalmak durumunda kalabiliyor. Anlıyorum. Olabilir, yapılabilir. Hayat neler getirir insana hiç bilinmez ama bazen de kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. O cesareti de bulun lütfen. Emek verdiğiniz şeyler olsun. Bununla ilgili o kadar rahat konuşabilirim ki, o kadar çok konuşabilirim ki. Bu videoyla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına bırakırsanız ayrıca çok mutlu olurum. Sizlerin görüşlerini öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Ben dediğim gibi iş hayatında da tek başına mücadele ettim. Hali hazırda da tek başına mücadele ediyorum. Bunun için hiç gocunmuyorum. Hatta bazen soruyorlar etrafında sayılı insan vardır. Bu bir bilinçli tercih. Yıllardan beri bu böyle. Bunun için ne özür dilerim, ne de herhangi bir kusur diye adlettiririm bunu. Bu bir bilinçli tercih. Etrafımdaki insanları da seçerim. Hayatıma dahil olacak insanları da seçerim. Ve hayatımdan çıkaracağım insanları da seçerim. Belirli bir krediyle, %100 krediyle, gönülden, kalpten verdikten sonra hiçbir yere varmayacağını düşündüğüm hiçbir şeyde zaman kaybetmemeyi tercih ediyorum açıkçası. Kendinize, ruhunuza, bedeninize saygı duyun. Siz biriciksiniz ya. Ve sadece kadınların yaşlarıyla ilişkilendirilmelerine de karşıyım. Hiç tasvip etmiyorum. Siz yaşınızdan daha fazlasınız. Biz kadınlar yaşımızdan daha fazlasıyız. 18, 20, 30, 40, 50, 60 yani yaş dediğin şey nedir? Ama biliyorum çünkü kadınların ruhsal durumu böyle, yaratılışı böyle. Geç mi kalıyorum, ne bileyim birileri aldı Üsküdar'ı geçti ben hala buradayım. Bunlar içine düşünülebilir şeyler. Fakat
Yaşın tek başına bir anlamı yok arkadaşlar ve herkesin hayatının ilerleyişi farklı. Kimisine 20 yaşında olan bir şey, kimisine 40 yaşında nasip olur, kimisine 50 yaşında. Yani yaşa takılıp kalmayın kısacası. Ama kendinize de iyi bakın. Mesela elinizden geldiği kadar, bütçeniz el verdiği kadar kendinize bakın. Güzel birkaç tane kaliteli makyaj malzemeniz olsun. Annemin çok güzel bir tavsiyesi vardır bana. Yani olmuştur ve ben o tavsiyeyle kulağımda hep küpedir. Makyaj malzemesinin en kalitelisini, böyle çok değil gerçekten para verip hani kaliteli bir şeyler, diş macununun en kalitelisini ve gözle ilgili hani bir gözlük kullanılacaksa, normal numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü, en kalitelisini alıp yani kendi sağlığını etkileyecek şeylerde en kaliteli, bütçen çerçevesindeki en kaliteli malzemeleri kullan demiştir bana ve ben de gerçekten bu tavsiyeyle yıllarımı geçiriyorum. Böyle de gider zaten. Beraber olduğunuz adamla gurur duyun. Yani her şeyle gurur duyun. Gurur duymuyorsanız zaten niye berabersiniz diye de bir düşünün. Bilmiyorsanız, sizinle de gurur duyulmuyorsa, size de yürek verilmiyorsa, size de moral verilmiyorsa, ilgi verilmiyorsa neden oradasınız diye bir düşünün. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir insanın ilişkideki tavrını duygusal zekası belirler. Duygularını kabul edebilmesi, onları örtmesi, bastırması değil, elinden geldiği kadar ifade edebilmesi, sorunlardan kaçması değil, uzaklaşması değil, sorunlar olur, beklentiler olur, çok şey olur ya ilişkide, hayatta. Onlardan kaçması değil, onlara bulduğu çözümler ya da çözüm metotları, yaklaşım tarzlarıdır mühim olan. Sizi sevme biçimidir mühim olan. Bu da ruhsal zekasını gösterir zaten. Duyguların ifade edilmesi, duygusal zekasını, sorunlara çözüm bulabilmesi, mental zekasını, sizi sevebilme kabiliyeti ve ilgisi ruhsal zekasını gösterir. Ümit ediyorum sizler için keyifli bir video olmuştur. Benim için anlatması çok keyifli bir video oldu. Kadınların günü tek gün değildir. İyi ki varız bu dünyada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm kadınların, kadınlara gerçekten bir çiçek gibi davranan iyi niyetli tüm beyefendilerin, iyi ki onlar da varlar. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. Bir sonraki videoya kadar hiç unutmayın, liderlik ünvanınızda değil, sizin ruhunuzda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.